Aleyküm selam, şöyle anlıyorum ben, ee, benim yaştakiler bilir veya bana yakın olanlar, İlkokulun belirli bir dönemini orada okudum, köyde bir cenaze olsa veya karşıki köyde, o zaman tek tük kişilerde radyo vardı, ee, radyolar bir hafta çalmazdı. E, düğünler varsa iptal olurdu. Bir şey anlatacağım. Sonra siyah beyaz televizyon çıkmıştı. E, TRT'nin tek kanalı vardı. Ve gece 12'de şöyle yazardı. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. Çok şükür bizim eve hiç televizyon girmedi. Ömrümde hiç. Öyle amcamın evine gittiğim zaman çocukken orada görürdük. Gece 12'de öyle yazardı. Şimdi köyde herhangi bir yerde veya karşıki köyde sela okunsa bizim köyde matem olurdu yani. Herkes etkilenirdi. Eli ayağa kalkmazdı. Tarlaya gidesi gelmezdi. Selaları duymak istemezdi. Ondan sonra mahzun olurdu. Hüzünlenirdi insanlar. Bir hafta televizyonu olan da siyah beyaz açmazdı, açamazdı acayip olurduk yani. Ölmüş. Ne demek ya? Çok büyük bir hadiseydi, çok. Allah Allah. Şimdi komşun ölüyor. Hemen kay bitişik binada televizyon çalıyor. Komşunda. Hatta Almanya'da da gördüm ben yani. Ee, Oda da babası battaniye sarılı yıkanmış. İmamken ben cenaze evine gitmem gerekiyordu. Öteki odada sohbet ediyorlardı Galatasaray, Fenerbahçe veya televizyonda açık olabiliyor. Ee, ya niye böyle, niye böyle? Tabii herkes herkes bir şey derdi. Ben de bir şey derdim ama e, başka bir halet yani birisi sorunca buna muteveci oldum. Niçin böyle bir hafta bir köyde cenaze olsa matem olurdu. Alakasız insanlar bile. Ee, mahzunlaşır, masumlaşırdı. İnsanlar masum olurdu sanki hiçbir günah. Ve mahzun olurdu, hüzünlenirdi. Şimdi babası bile ölse olmuyor. Ne değişti? Ne oldu? Ne dersem beni tatmin etmiyor. işte derseniz gaflet dersin la kayıt dersin, egoist dersin, ben merkezli dersin, dersin de dersin. Başka bir şey kalbime geliyor, onu size anlatmak istiyorum. Bazı istasyonu bilirsiniz, bazı istasyonları, cep telefonlarının veya televizyon ve radyo aktarıcıları mesela Kırıkhan'dan Suriye yayın mı yapacak veya İstanbul'dan Anadolu yakasından Trakya yakasına mı? Çamlıca tepesinde aktarıcılar konuluyor. Yansıtıcılar. Şimdi ahiret ile dünya arasında yansıtıcı vazifesini yapan ustad kendisi söylüyor. Vicdanmış. Vicdan. Biliyor musunuz o vefat edenin kabirdeki hadisesi yani bir hafta niye masum? Kabir dalga yayıyor, biliyor musunuz? Yeni fark ettim. Yeni fark ettim. Kabir dalga yayıyor. Kabir derken mezarlık değil, mezarlık toprak. Kabir başka bir şey. Alemi i Berzah da başka bir şey. Yani e, Alem-i Berzah bir alem orası, bütün herkes orada. Kabir ise o kişinin hususi 142 sözlerden söylüyorum, hususi dünyası. Ameliyle baş başa. Mezarlık ise bedeninin olduğu yer. Şimdi arkadaşlar kardeşler, ee, kabir dalga yayıyordu. Ben ilk defa bunu bilmeye çalışıyorum. E, Ciddi alın bunu, bunu iyi dinleyin. Kabir dalga yayıyordu, dalga. Dalga yayıyor zaten. Kabir dalga yaydığını fark ettim. A böyle insanlar da günah namazı bile olmasaydı köyde günah olmadığı için terkleri çok olduğundan vicdanları uyanıktı vicdan baz istasyonu bu sinyalı alıyordu sinyal al alınıyordu sinyal bu çok ilginç yani diyor ki alemi gayb ile alemi arasında diyor berzahtır diyor şey vicdan Vicdani berzahlar diyor. Yani kabir hala dalga yayıyor da ne oldu bize de almıyoruz? Günahlar bu baz istasyon vazifesini yapan e, sistem devre devrediş olmuş veya aktifliğini kısmen kaybetmiş. E, orijinal tarafı şu, şey vicdanı biliyorduk da ilk defa duyacağınız veya ben ilk defa bildiğim şu kabir dalga yayıyor. Ondan biz etkileniyorduk. Kabir dalga yayıyor. Kabir dalga yayıyor, yayıyor. Ses yayıyor, fikir yayıyor, his yayıyor, latife yayıyor. Yayıyor, yayıyor yani. Yayın yapıyor. Yani yapıyor. Yapıyor. Ya şimdi Fatih bana bir tane video gönderdi. Onu da size göndereyim. Belki gönderdiğim gönderdim elcisinurani ama o videoyu ben e, kendisiyle de konuştuk, aradı beni. O bir cam var, şey ayna, e, ayna var, şey ayna biliyorsunuz ayna siyah var arkasında. Bakınca seni gösterir. Arkaya geç karanlık yeni bir kimyasal mı veya ben ilk defa gördüm. Bir kimya döküyor. Göreceksiniz videoda kimya. Kimya dökünce camın arkasında siyahlık gözükmüyor. Saydam bir siyahlık var ama si gözde siyahı görmüyorsun. Cama cama yani aynaya değil. Cama bunu döküyorlar. Cama bunu döktükleri zaman saydam e Siyalık Siyah değil ama siyah işte o kimyasalı döktükleri zaman hem bu taraf hem öteki taraf yani iki tarafta aynalık yapıyor. Bizim bildiğimiz ayna lavabodaki ayna sifon tarafta aynadır. Arka taraf siyah. Bu kimyasalı döktükleri zaman bu taraftan da bakınca kendini seyrediyorsun. Öteki taraftan da bakınca ama işin garip tarafı siyah berza, siyah boya yok, gözükmüyor gözde. Bu da şeye misal Dünya ve ahiret bu kadar ince çizgi yani Arkasına boyamış Cenab-ı Hak Aynada kendini görüyorsun O siyalı kalk kalkıyor Karşıyı görüyorsun Bak görüyor musun Orada ince bir siyah boya var İki alemi nasıl değiştiriyor mesela harika bir Manzaraya bakarken Bakacaksın böyle bir camdan dışarıya bakıyorsun harika bir manzara hemen birisi geldi dışarıdan camın arka tarafından siyah bir sati boya vurdu karşı manzara yerine kendini seyretmeye başladın bu işte e, Adem Adem o siyalık Adem şimdi yeni bir kimyasal bulundu Risale-i Nur'da kimyasal şey yapmış Adem var Ademsiz ayna olmuyor ama Adem'in vücudu kendisi kesif değil. Vücudunda Adem. Ademinde vücut değil. O kimyayı döküyorlar. Cam, cam iki tarafta cam oluyor. Ama siyahlığı görmüyorsun. İki tarafta da açık. <laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız da mübarek olsun.